Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği profil 90'ların ortasından itibaren Refah Partisi'nin çizdiği belediye başkan profilinden çok farklı değil. E, projelere baktığımız zaman da aslında üç aşağı beş yukarı benzer projeler var. Ulaşımla ilgili, sosyal yardım projeleri vesaire. Bunların bir kısmını değişik dönemlerde Refah, Fazilet ya da AKP belediyeleri önerdi, dile getirdi, söz verdi, bazılarını da uyguladı. Ee, yani bu baktığımız zaman e, projeler olarak gösterdiği hususlara baktığımız zaman e, Ekrem İmamoğlu'nun farklı bir projesi olarak bir megabüs diye bir şey Metrobüsün üstüne koyduğu bir şey var ama o da ne kadar farklıdır ayrı bir tartışma konusu. Çok da farklı bir şey yok. Aslında e, onun çizdiği e, belediye başkanlığı, dürüstlük vurgusu, herkesin belediye başkanı olma vurgusu vesaire bütün bunlar aslında AKP'nin AKP geleneğinin 25 yıldır dile getirdiği, kısmen uygulayıp büyük ölçüde de uygulamadığı vaatler. Şimdi bunların daha yeniden ki AKP'nin artık bir bıkkınlık vermesi halinde ve çözülmeye başlamasıyla beraber bunların yeniden sakin bir şekilde bir muhalif partinin adayı tarafından dile getirilmesi olayı var. Ve bu muhalif aday hiçbir şekilde siyasi tartışmalara kutuplaşmaya girmiyor, cevap vermiyor, hatta kendi tabanındaki, CHP tabanındaki çok sadık partileri rahatsız edecek ölçüde bunlardan kaçıyor ya da sorulduğu zaman verdiği cevaplarla onları rahatsız ediyor, ama yoluna devam ediyor. Bu anlamda bence Ekrem İmamoğlu bu haliyle, bu tutumuyla şansını arttırıyor.